Evet, selam herkese, merhaba. Bugün çok değişik bir vlog olacak. Vlog için Twitch ya da Twitch için vlog olacak. Şöyle Lego ile ilgili video çekeceğiz. Yanımda Burak abi var. Aslında daha önce biz Burak abiyle video çekmiştik ama merhaba. Çok talihsiz bir olay olmuştu o gün. Ben sonra o videoyu yayınlamamıştım. Öyle kalmıştı. Burak abi, arkadan çok gürültü geliyor ya. Abi sen şu kutuya kaçalım. Yayın yapıyorlar da onu da göstereceğim birazdan. Burak abi, önce tekrar sıfırdan alıyorum. Tamamdır. Burak abi toy fotoğrafır. Yani Timur abinin bir videosunda vardın zaten. Plup diye okunuyor. Plup diye yazılıyor. Instagram'da bir kullanıcı da var. Bakabilirsiniz. Legolarla kombin ediyor fotoğrafları. Yanında Legolarla geziyor. Ve Lego konusunda uzman diyebilirim. Yani özel bir hobi olarak bunu yapıyor. Onun dışında abi meslek neydi? Finansçıyım ben. Finansçı. Yani çok paranız varsa danışmanlık alabilirsiniz. Bol bol Lego alabilirsiniz. Ha evet. Danışmanlık da alabilirsiniz bu arada. Abi ne zaman başladın peki? Baştan yani, konuşacağız kusura bakma. Olsun. Yani şeyi saymazsak, yani çocukken herkes gibi benim de tabii ki Lego'm vardı. Sonra ama bu işe hani önce fotoğraf çekmeye başladım böyle 2010 yılında. 2012'den itibaren de Lego figürleri toplayıp onları evde, sokakta, işte grafiti önünde, cami önünde ne varsa yani, sokaklarda çekiyorum. Kombinledin yani. Evet, öyle çekiyorum. Hani burada hem fotoğraf hem koleksiyonerlik biraz şey yaptığım şey. Hobi yani aslında. Evet. Kafa boşalttığın güzel birkaç saat oluyor aslında. Tavsiye ederim. Evet. Aslında. Benim de Twitch öyle oluyor. Bende de. Aynısı işte. Kuşak farkı diyelim. Evet, biraz öyle oluyor herhalde. Ben mesela ilk oyuncağımda logo diyorum ya, Lego. Ve hani hakikaten çok severek biliyorum. Sonra bu bir yandan sonra sapıttı bende. Hani o çıktı, askeri çıktı falan filan. Evet. Hani ipin ucu kaçıyor böyle. Bir o zaman hiçbir şey yoktu. Hani o çıkınca illa onu alalım. Ben ağlayıp zırlıyordum böyle. Sonra vazgeçtim işte oradan. Sonra Lego'yu artık bıraktım. Tabii biraz da yaş da büyüdük. Biraz yaş büyüdü evet. Başka oyunlara, sokağa çıkmaya başladım. Ama benim de tutkum. Peki abi, Lego'nun tarihini biliyorsunuz herhalde. Yani Danimarka şirketi bak kurulduğu seneyi hatırlamıyorum. 1947. Aslında tahta oyuncak olarak başlıyor. Tabii tahta başlıyor. Biraz sonradan bu şeye dönüyor. Ayağı daha iyi batsın diye. Evet. Plastik yapıyorlar. Evet, bu arada çok acıdır gerçekten. Kıvranın diye böyle. Patentli alınmış patentin fotoğrafını bulursam daha önce görmüştüm patent. Evet, o çok şık. Şey, güzel bir güzel patent, bir patent resmi var. Resim var. Onu da paylaşayım burada. Bir dönem aslında işler kötü gidiyor. O işler kötü gittikten sonra bu Lego mini figür olayı. Yani bunlara mini figür deniyor bu ufak şeylere. Hep standart aynı boydadır. Bu Lego mini figür olayına giriyorlar ve orada olay tekrardan kopuyor. Çünkü bir sürü aslında büyük yaşta koleksiyoner var ve bunlar hani ya bu tarz oyuncakları topluyorlar, etrafta gördüğünüz figürleri Overgame'dekiler gibi, ya da Lego topluyorlar ya da hepsini birden. Yani hani çocuklardan farkı, çocuklar bir yere kadar alabiliyor ama tabii büyük insanlar istedikleri kadar topluyorlar ve orada aslında olay kopuyor. Lego'nun oyunu çıkmış. Ondan Can abi geldi, Overgame'de bunu tanıtacağız. Ve bu arada Twitch'e başladılar. Twitch orada yapılıyor. Ben de burada vlog çekiyorum. Burak abiyle beraber. Aslında abi biz seninle bu oyunu oynayalım. Tamam. O tarafa doğru gidelim. Bir canlı yayını baltaladığı zaman. Selam bu arada. Hoş geldin. Evet. Ben de bu arada vlog çekiyorum. Selamlar. Şu an bütün Twitch'tekiler vlogda. Abi Beson iyi mi? Güzel güzel. Dürüst mü? Şimdi ben sıfırdan alıyorum konuyu. Bir dakika şöyle geçeyim. Şu anda bu muhabbeti öncelikle selam. Biraz sorularına cevap gelmeyecek. Malum vlog çekiyoruz. Ben soracağım birkaç soru. Ondan sonra kaldık nereden devam edeceğim. Lego World ve Lego City Undercover. Evet. İki adet oyun mu çıktı? Evet. İki adet oyunumuz var. Evet. Lego World biraz daha kreatif bir oyun. Şöyle ki farklı galaksiye gidiyorsun. Uzaydan düşen astronotsun sen. Arkadaşınla beraber oynayabiliyorsun. Farklı galaksilerde görevler yapıyorsun. Uzay gemini tamir ediyorsun. Bir yandan kendi Legolarında kendi... Bir şey söyleyeyim. Bu arada bakın ikisi yani yan yana beraberce oynayabiliyorlar. Evet. Şöyle ki şu anda... Bu split screen. Yalnız bu dikey oluyor her zaman için değil mi? Bazılarınız yatay olarak oynamaya alışkın olabilir ama ben bununla ilgili bir... Ama 16'ya 9 sıraydım da şimdi yatay yapsam ne göreceğim olmaz. Yarıda üstlerden basmasından kötü olur. Dikeylik güzeldir. Neyse abi, kreatif yönü şudur ki... Tespit de çok efsaneydi orada. Arada fark ettiğinde dikeylik güzeldir diye bir laf geldi. Güzeldir. Ben mesela yatay geçişin hala bir ekmeğini yiyemedim mesela. O yüzden yatay geçişim. Kimse yemedi. Ben hep duydum yatay geçeceğim, yok işte Bursa'ya gideceğim, memleketime gideceğim falan. Büyük yalan. Tabii. Ha şöyle ki abi, işte dediğim gibi galaksiler arasında geziyorsun, farklı dünyalar var, farklı çeşit dünyalar var Lego World'sa ve böyle
kendine parçalar topluyorsun. Lego'nu haliyle Lego olduğu için değiştirebiliyorsun isteğine göre. Bu oyun bunun üzerine biraz da Minecraft ve Lego karışımı gibi. Lego City Undercover'da açık dünya. Şöyle ki işte bayağı GTA gibi gezip tozuyorsun. Sen bir polissin. Gene Legos'un, kılık değiştirebiliyorsun. Mesela bu işte kişiselleştirme olayını kılık değiştirme olarak part-time polisiz ya. Yani. Aynen, oyuna eklemişler. Ben şu an nereden gideceğimi hiç bilmiyorum. Görevler yapıyoruz. Polisiz. Garip garip hareketlerimiz var. Her yer Lego, her şey Lego. İnsanlar Lego. Çok enteresan bir espri anlayışı. Oynaması eğlenceli mi? Bir şey söyleyeceğim ben. Az önce demo CD'ler gördüm. Ona Can abiye söyledim. Hani videonun başındayken söyleyelim de sonra kaynamasın. Dedim ki abi izleyenlere verelim dedim. Böyle 3 tane de PlayStation 4 için Lego City Undercover. Üçü de Undercover herhalde. Evet. 3 tanesi de Undercover. Cuma çıktı dünyada. Yani Cuma çıkmış. Çok yeni. Overgame Instagram hesabını takip edin. Bir tane soru soracaklar. Doğru cevap verirseniz, bu video yayınlandıktan sonra tabii soracaklar bu soruyu da. 3 tane var işte, onlar arasında 3 kişiyi seçerler. Tahmin etsen ne zaman yayınlarsın? Yarın falan yayınlarım. Yarın ayın 20'si. Gelmedi, 25 ya, yani. bayram günü ya da 23 Nisan. 23 Nisan. Güzel i̇şte oldu, bak güzel yani. Bağladık. Planlama diyoruz buna. Kargoyu falan sen halledersin zaten. Her şey bizden, kargo bizden. Tamam. 23 Nisan'da Overgame Instagram sayfasında... Ya dersin ki PlayStation 4'üm yok. Satarsın, ben mi söyleyeyim şimdi? Overgame'de alırsın. Halledersin bir şekilde. Yani sen al bunu olsun, onu kıymetlidir o elinde. Abi zaten şey, bu şöyle bir konsept, iki kamera lazım. Normalde. Hani anlatırken ya şöyle alacaksın ya sen burada tutup sen çekeceksin. Yani hakikaten... Şu şekilde. Bu arada sana selamlar diyor orada. Can Bey Instagram'a bu şekilde resetliyorum. Ben bir şey dağıttım o ya. Evet, kameraya el koydum şu anda. Oyunu oynuyorum da. Peki amacımız ne burada? Abi şimdi bu mahallede kötü adamlar birikmiş. Sen polis olarak bu kötü adamları işte yakalayacaksın falan. Sağdan doğru ilerle. Zaten oyun kolay bir oyun. Hani senin nereye gideceğini gösteriyor. Çok fazla gidecek bir yer yok. Tamam. Sağdan doğru. Adam değişince de ona göre iş yapabiliyoruz yani. At salt yerine oradan. Tamam. Tekrar aynı yolu çıkmak gerekecek şimdi. Yukarı mı çıkacağım? Tabii. Okay. Platforma attı, sağdan gitti. Tamam. Şimdi mesela şu zımbırtları falan kır. Nasıl kırıyorsun? Kare. Tamam. Yalnız bu spot ışıkları benim beynimi yiyor şu anda. Evet. Başım ağrıdı. Ne yapacağız? Bu spotlar Polonya'dan geldi. Arkadaşlar bu spotlar Polonya'dan bir muzun içine geldi. Bizi öldürmesinin sebebi tamamen kaliteli olmaları. Abi sen ne yapıyorsun? Keşke sirkeciler falan alsaydınız da hiçbir şey etkisini görmeseydik. Aynen. Sadece ortama ışık veriyorum etkisi. Bas ona tren gelsin. Çekmeyin uçlu yardım et. Size de yazık. Yani sen bağımlı değilsin. Beraber oynuyorsunuz ama illa beraber bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Göreve gelene kadar kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Abi mesela herhangi bir arabaya binmiş. Abi GTA gibi oynayabiliyorsun bu oyunu. Halbisine. Şey onu yapmaya çalışıyorum. Sen GTA gibi oynamaya çalışıyorum. Vuramıyorum. Bayağı... Artistik hareketlerle kaçışıyor. Yok, vuramıyorsun öyle. Aynen. En nihayetinde Lego. Barış yani, ve sevgi. Hayvanlık koymamışlar oyuna. Yoo. Mesela ama arabayı çalabiliyorsun. Çok az koymuşlar gibi. Araba o attı, sen biliyorsun. Arabayı çalmadı ki. Resmen rica etti adamdan, o da verdi onu. Nasıl çalmış? Ha böyle. Kafana göre. Oo, çok zevkli. Bak. Ha bak, araba kullanma zevkliymiş bayağı ya. Burası eğlenceli artık. İnsanları ezebiliyor musun? Tabii. Ama şey yapıyor, arabanın altında kalıyorlar, hiçbir şey olmuyor. Arabayı çarptıkça Lego olduğu için mesela Lego dağılıyor araba. Peki onları toplayıp geri arabayı birleştirebiliyor muyum? Yok. Oo, çok güzel, ah be keşke. Abi sen de polissin zaten, ne yapsam yuba. Şöyle ki... Yalnız mükemmel bir hareket değil miydi o? Ya adam zıpladı diğer arabayı. Tabii işte. Bu baba çok güzel olan, ya böyle kovalamaca sahneleri oluyor, saçma sapan duvardan koşmalı böyle. Şu an görevsiz misiniz siz? Şu anda... Freestyle misiniz? He, free play'de takılıyor. Ondan ona atlıyor, daldan dala. Daldan izin buyurun. 30 bini de göremedik. Ben ya bir şey söyleyeceğim. 30 bini göremediler. Ben şunu suya düşürdüm benim karakterimde. Bayağıdır suda. Buruşmuş. Gerçekten Lego. Abi merdiven varmış. Ha gördün köprünün orada merdiveni. Dur bari çıkalım da öyle kapatayım. Şahalımız yürüsün. Abi ne düşünüyorsun oyun hakkında? Köprü yaptım ben yalnız bıraktım evet, seni de orada. Köprü yapmaya parasını şey yapmıştık, biriktirmiştik. Bir dahaki sefer artık. Güzelmiş, oyunu sevdim. Oo. Ama işte kaç senedir dedim? 7 senedir ilk defa PlayStation oynadım ben herhalde. Bu adamlar buraya ne zaman gelse oyuncaklarıyla ben eve gidip oyuncaklarımı açıp oynamaya başlıyorum. Enteresan bir büyüsü var bu işin.
Benim de şöyle güzel bir anım var. Benim oyuncaklarımın hepsini annem taşınırken attı. Hakikaten ya, Commodore 64 dahil, Sega Mega Drive 2 dahil. Ne yapacaktın ki onu? Oynamıyordun artık dedi. Dedim anne, yani yıllar sonra bunu belki... Ama en eski çorabını saklıyordur mesela. Bebeklik battaniyeyi falan saklı işte, mesela. Çünkü ama Commodore 64 yok mesela. Ya yemişim bebeklik battaniyesini ya. Şimdi kaç kare satardın işte. Daha bugün yaşandı ya mağazada. Ya efendi geldi işte. İşte PlayStation 3'ümüzü size satacak, ne olacak? İşte Wii var, şöyle yapacak. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan. Hayır yani en sonunda satmazsak ben bunları atacağım dedi. Niye atıyorsunuz, atmayın yani. Taşınırken atacağım. Yani aynen anne oldu. Mottosu bu. Yani hani. Tabii. O kutuya baktım diyor, attım diyor. Ha, Sega Mega Drive 2 var, Mortal Kombat 1, 2, 3, 4, 5. Arada bunlar hep Sega kaseti bu arada. FIFA 97'ler falan hep o kaset vardı ya. Abuk sabuk böyle bir 30 oyun kasetlik bir oyun vardı Commodore'da. Adını bile unuttum şimdi de. Kış ses çıkarırdı ya. Benim hayatım kafa ayarı yapmakla geçti. Ya gazoz kapakları falan saymıyorum hani, benim eski koleksiyon gazoz kapakları falan da vardı. O da mı var? Ben evet. Mesela iyi misket oynardım. Ben de. Biz de meşe diyorduk tabii İzmir'de. Ne diyordun? Meşe. Ulan ona da mı bir şey buldun? Evet. Meşe mi? Meşin mi? Meşe. Ha, Allah Allah. Meşin diyorsunuz. Meşe. Meşe ağacı ya. Meşe ağacı yuvarlak ya. Meşe yani. Meşe ağacı yuvarlak diye bir şey dedim ama. Şey yuvarlak ya. Meşe ağacı yuvarlak. Meşeledir ha. Hayır. Meyveleri. Ha. Oradan meşe. Niye ceviz değil mi tabi yuvarlak? Onu oradan oraya bağlamışlar ya. Yani. İzmir kafası enteresan. Hadi bunun şey. Sebebini anladık diğer kelime. Diğerinde mutlaka vardır. Bu arada ben geçenlerde İzmir'e gittim, ilk defa şey yedim. Kumru. Yok ya. Boyoz. Boyoz yedim. Boyoz. Ha, yanında da şey. Yumurta. Tulum satıyorlardı abi. İzmir tulum satıyorlardı. Tabii o da vardır. Enteresan gitti yani. İyi bir kombo oldu yani. Neredeydin? İnanmayacaksın yiyeceğim yere. Bit pazarına gittim. Bit pazarının girişindeydim. Tenekeli'de. Evet, hayır. İzban'la bu sizin doğal gazınız var ya. Halkapı'na defa iniyorsun. İşte Tenekeli, onun arkası Tenekeli. Öyle mi? Onun bir polis giremeyen tarafı var Tenekeli. Ha öyle dediler, buraya giremezler falan filan. Evet, yani girer de girmez polis. Allah Allah. Tabii benim orada bir gasp uğramışlığım vardı. Nokia 32 o mu ne vardı böyle? İlk çıkan antensiz telefon. Sağ olsun, o da almışlar benden onu. Hatıra. Hatıra olarak, hani dediler biz seni çok beğendik, sevdik. Evet. Ya adam, normal yürüyen adam, iki tane kasatura mı diyorlar ona, pala mı artık, büyük böyle. Sustalı. Hayır, bir tane çıkarsan da bırakacağım telefonu. Niye iki tane birden çıkarıyorsun? Gerek yok. Ne gerek var şiddete o kadar derdi. Direkt çıkartmıyorlardı. Ya biz şiddete karşıyız ya. Tabii. Ben yüzden, gittim yedim. O yüzden Lego. Direkt yedim. Lego. O yüzden Lego. GTA, MTA falan uğraşmıyor. Lego. Ya gerçekten ama ben şimdi geçmişten olan sempatimden dolayı mı bilmiyorum ama bir Lego oyunu geldiği zaman ben daha böyle şey oluyorum. Evet. Daha kolay bağlanıyorum oyuna yani. Sana geliyorum zaten. Kadraja gel. Tam yedim. Yani. Şimdi oldu. Ben Lego ya, oyunu geldiği zaman... Şey gibi böyle, daha, hani mesela bunlardan falan hakikaten şimdi Tomb Raider falan alınmasın da daha sempatik geliyor. Bana da öyle geliyor. Çünkü geçmiş kodlar çağırıyor bizi. Geliyor. Aynen öyle. Yani mesela, ben çok oynardım ve şimdi mesela ekranda onu görünce tekrardan böyle gidiyorum oraya. Bazı oyunlarda böyle Sega açılışlar falan geliyor ya. Mesela o da bana çok sıcak geliyor. Ben çünkü Sega manyağıydım ve yani o eskiden böyle şey yoktu. Atıyorum mesela Mortal Kombat'ta fatality özel hareketler, benim defterim vardı. Ben atıyorum Mortal Kombat 2 diye başka tane deftere, işte neyi vardı o zaman, hadi Raiden diyeyim, klasik aklıma bile gelmedi o sefer karakteri de. Raiden işte bilmem ne şeyi, işte tuşları, onu bulmuşum, çıkartıp oraya fatality'ler dahil. Hani ileri geri, ileri yukarı, aşağı yukarı, yumruk mesela, Sub-Zero'nun kafa sakma hareketi. Onu nereden buldun da yazdın oraya çocuk kafasıyla. Bende taktik yok, bam bam bam. Evet, 3 ay yaz tatili ona ayırıyordum. Yani internet hiçbir şey yok. Yani ya da başka bazı arkadaşlar söylüyordu falan. Öyle değişiyor, takas yapıyorduk bilmem ne. Evet, o zamandan beri o huyum var. Ben de mesela yani. Commodore 64'te kafa ayarı konusunda bayağı bir uzmanlaşmıştım. Sensible Soccer benim de ilacımdı. Yani Meksika şapkalı adamlarla suda kayarak futbol oynadığın dönemler ama... Sıfırdan bombeli gol atardım. Hem arkadaş çağırdım. Hani onların yanındaki ürün hep bende Lego'ydu. Aynen. Hep Lego ile gittim. Yani çünkü hani Star Wars, şeydi. Lego bende hep böyle bir... Nasıl diyeyim, tortu gibi böyle içimde var her zaman. Gördüğü zaman beni mıknatısı gibi çekiyor. Hem Star Wars hem yani Lego. Yani şey var işte, Atari vardı. Ben de hani Atari'de çok hemen çok ufak yaşta tanışmamıştım. Yani Lego, top. Yani futbol, sokakta işte neyse. Gazoz kapağı neyse yani. Evde ama Lego yani. Ama bizdeki enstrüman sayısı daha fazlaymış. Şimdi bir iPad'de yaşıyorlar yani. Evet, aynen. Hepsini yani. Değil mi? Ya da çok dijital yaşıyorlar. Yani yıkıyordum ben onları bir de Legolarımı falan. Bizde büyük kavga sebebi. Deliri yıkardım yani. Bizde büyük kavga sebebi. Annem böyle verirdim hani bulaşık yıkarken yıkarmasını. Benim Lego'mu biri dokundu mu? Birader kardeşim falan arada 4 yaş var. Arkadaşlarıyla falan gelip benim Lego'larla oynamak falan büyük ayıp. Tabii. Büyük bir de Lego ayıp. Öyle bir oyuncaktı ki mesela
Hani atıyorum, kolay da bulunmuyordu. Kolay da bulunmuyordu. Evet. Mahallede o zaman şey vardı. Hani şimdi herkes mesela ortada hava atmayı çok seviyor. Mesela bizde onu alamayacak çocuğun yanına oyuncakla gitmezdin. Eski adaplardan. Eski adaplardan. Ya da onu eve çağırdı, evde oynardı. Hah. Bak o, ya o vardı. En iyisi oydu. Ve mahallede böyle gezilirdi yani. Gezilirdi. Ona bu gelmiş, oraya gidelim. Ha, tabii. Annesi sofrayı kurar, meyve sularıyla falan filan. Buyurun oynayın. Ve hiç böyle şey yok. Saygısızlık, mesela, patavatsızlık yok. Transformers robot almıştı mesela bir çocuk. Oo. Onu hatırlıyorum mesela. Ya büyük olay, tamam mı, bizim orası için? Hala olay. Ya hani böyle, hani şimdi nasıl artık şey çocuk olur, hani hayırlı olsun falan giderse böyle çeyrek takarsın falan. Bizde de o vardı öyle. O Transformers hayırlı olsun falan, herkes bir oynardı falan böyle. Ama mesela sokakta oynayamayacak bir, hani onu alamayacak bir çocuğun yanına onu götürmezdin. Hani gazoz kapağı oynardın. Hmm. Ya da yeri geliyor araba yarışı yap, arabaya oynardın. Bizde öyleydi raçon. Hani mesela, şimdi mesela milleti görüyorum, hakikaten hava atmaya bayağı uğraşan var ya. Maalesef şey var. Ya ama bu sosyal medya itti buna biraz. Hani hakikaten hani herkes lan hiç mi derdiniz yok gibi yaşıyorsun ya böyle. Hani bakıyor mesela bize de öyle aynı şekilde. 15 dakika görüyor ya burada, hiç sanki ben hayat sana güzel. Fatura ödemiyormuşum gibi falan, böyle bilmem ne kredi bilmem ne ödemiyormuşum gibi şey. Ben yani diyor o, siz de çok güzel yaşıyorsunuz. Niye bilgisayar var diyor. Ya bilmiyorlar ki, bir de ışınlanabiliyorsun sen ekip. Tabii. O ben öyle öyle güzel yaşıyorum. Yani mesela buradan gideyim direkt şey Katar'a yaşayacağım şu an mesela. Katar'a gideceğim. Yoksa ne işim var benim burada? Sağ ol. 15 dakikada geliyorum. Gelmiş. Yani bir saatlik gelirim, vlog çekiyorum burada 15 dakika oldu. Şimdi de yapıyor. Başka vloglara. Ama eskiden hakikaten daha güzeldi yani. Mesela o yüzden biraz mesela sempatim var benim. Ben alırım. Bir de şey, şimdi bizde hani mağazada oyun oynayanların sorduğu çok sık bir soru var. İki kişilik ne oyun var? Abicim artık multiplayer online'a döndü olay. O yüzden çok fazla split screen, yani ekranı ikiye bölerek oyun yapılmıyor. Yani sığmıyor bu data yani. Ya oradan ya serden ya buradan olacak. Tabii. Şimdi Lego bu tarafa bet etmiş. Multiplayer'da çıkmıyor. Bu arada multiplayer de oynanabiliyor. Yeni çıkan sitede multiplayer online yok ama Lego Versus'te multiplayer online var. Fakat en büyük özellik herkesin aradığı split screen. Ekranı ikiye böleyim, aynı takımda olayım, beraber ilerleyeyim. Aynen öyle. Şimdi burada esasında motivasyon biraz daha ebeveynler için kolay. Herkesin geçmişinde Lego olduğu için Lego oyunu varmış dediğin zaman giriyor. Evet. Ama yeni nesil, eğer şu filmler olmasaydı ya, demin senin bahsettiğin Lego filmleri, işte Hobbit'ler, Lord of the Rings'ler, Marvel'lar falan. Ya da bu vlog. Ya da Eki'nin vlogu. Bu Lego kültürü yeni nesile yeni oturuyor. Evet. Hatta işte bizde de bu Lego dünyası falan kuruldu Bayrampaşa'da. Hı hı. İyice tekrardan bir kuşak daha bizim gibi, evet, solid Legocu olacak gibi gözüküyor. Evet. Ya kafanız çalışıyor, onu söyleyeyim. Ha bir daha yani ham maliyeti yok be abi, hakikaten. Şekil yapıyorsun, elin alışıyor, el becerin alışıyor, hayal gücün, renklere kabiliyetin. Çocuk için o eyvallah. Bunları çözmek gibi, yani onu oraya nasıl oturturum, böyle bir şey çıkartırım mı, evet, bakıyorsun falan. Yani hazır sehpa. Bir de böyle ayağına hani evde böyle batacak sehpa falan yoksa çok güzel giriyor yani. On numara oluyor. Eski hastalıklar. Tabii. Yani. Takırt diye böyle hani kaybettiğin parçayı her zaman basarak buluyorsun, güzel oluyor. Ya esasında biz Ekin'le burada bir Lego kıracaktık ama Burak'ın Legolarına kıyamadık. Çocukluk anısı olsun, kıralım diyorduk. Ama kıramıyorsun. Onu i̇şte sen bunları getirdin. Malzeme orta sağlam. Hayır, şeyleri yani parçalayabiliyorsun ama kıramıyorsun. Lego yani şöyle söyleyeyim. Geçen de annemlerden bana eski Legolarımla bir şey geldi. Böyle biraz şey olmuş, aşınmış muhtemelen dişlemekten falan. Fakat şey değil. Ama yani abi bizim kırılmak mahallede olaydı o. İki taş arasını alıp onu çiğnemeye çalışmak. Zaten olay orada. Yani onu kırabilmek büyük. Evet. Büyük olay yani. Tabii. Fakat iyi dayanıyor ya. Gerçekten iyi dayanıyor. Yani dandik plastik değil yani. Nasıl bir şeyse. Bende de 70'lerden figür var. Oo. Şeyleri biraz, şu şeyler, uzaylılar, renk renk hani sırf sarı, sırf mavi, sırf yeşil falan. Şuradaki uzay işareti biraz silikleşiyor. Onun dışında tertemiz. Türkçe alt yazı olması da özellikle Lego Worlds'te iyi olmuş. Mevzuyu anlamanı sağlıyor. Minecraft tarzında da bir oyun olduğu için biraz da uzay teması var bu sefer. Yine güzel bir kafa var. Evet. Yani biz de şeyiz, Türkçe alt yazı olmasından da memnun. Benden geçer not aldı. Biz de abi sen o kadar kadraj dışında gittin ki. Sesim kendim çok büyüm ama kadrajınız taşmış. Nasıl ben yani? Hakikaten bir de geniş kadraj yapmıştım. Öyle. Görüşürüz. Böyle işte anılar. Eski oyuncaklar güzeldi. Hala da böyle böyle güzelleşmeye başlıyor. Çalışıyor en azından. Evet. Bir kırılmıyor da. Esasın annesi. Önceki yanıyormuş herhalde. Taht olunca. Yani şimdi tüketim toplumu için esasında çok ters bir tema. Hani bir an önce tükensin, bozulsun. Yani sen cepleri... Işte, onlar da şeyle destekliyor. Mesela yeni Star Wars filmi çıkıyor, 10 tane yeni set çıkartıyor. Evet. 50 tane yeni figür çıkartıyor. Onlar da fiyat aralıklı. Planlı mesela... eskitmeyi kullanmıyor. Evet. Yani. Daha dayanıklı ama tematik ilerliyor. Ben onu tercih ederim yani. Biriktirme açısından da. Matrix'i var mıydı mesela? Aa bak, hiç yakalamadım. Matrix yoktu.
Öteksi yoktu. Niye yok? Bir de şu var, onu söyleyeyim. Şimdi Lego'nun resmi olarak kendisini çıkarmadığı fakat pek çok farklı şirketlerin hani şey olarak, küçük şirketlerin özel, custom olarak çıkardıkları şeyler var. Mesela Matrix var, Çakmaktaş ailesi var o şekilde, Charlie Chaplin var. Ama bayağı pahalı ediyorlar. Yani mesela Çakmaktaş ailesinin her bireyini 50 pound alıyordu. Vay. Evet, ama alıyor insanlar. Charlie Chaplin 50 pound mesela. O şekilde Matrix yapanlar Lego falan da var. Lego trademarkıyla satılmıyor bunlar, öyle mi? Değil. Ama tamamen... Mimari Lego. Evet, yani sen de ben bir şirket kuruyoruz, bu işi yapıyoruz. Şey olarak, dizaynı tamamen Lego'ya... Lego'da şey diyor, fazla yani. Seriye gitmeyeceksiniz, bana uyar diyor. Evet, muhtemelen. Bana da telif vereceksin diyor. Bu arada bir de şey var, Lego'nun kendi yaptığı, kabul ettiği bir şey var. Lego Ideas diye bir web sayfası. Oraya sen bir fikrin var, koyuyorsun. Mesela geçenlerde şey öyleydi. Demin bahsettiğim dizi neydi? Sheldon. Tamam, yok. Yok, öbürü. Zeki çocukların oldu. Sheldon Cooper işte. Sheldon Cooper'ın oldu şey. Dizi mi bu? Hayır. Değil ya. Big Bang Theory. Onu, Legos'u şu şekilde çıktı. Benim gibi birisi web sayfasında kendisi bir dizayn yapıyor. Farklı figürlerden, illa Sheldon'a falan benzemesine gerek yok. O dizaynı şeye koyuyor Lego Ideas'a. Ve eğer sanıyorum 10.000 beğeni alırsa, Lego onu her 3 ayda bir 10.000 üzeri beğeni alanları şey alıyor, değerlendirme alıyor. Ve bu sayede Ghostbusters öyle çıktı. Şeyin, neydi o, uçan arabayla geçmişe ileriye dönüp, Back to the Future. O şekilde çıktı. Şey o şekilde çıktı. Big Bang Theory. Gördüğünüz gibi Sephora ileride dümdüz devam. Ha, dümdüz gidin sağınıza kalacak. Kesinlikle. En sonunda işi güzel şey tarafı. Reklama girdi. Şu abinin soru şekli çok güzeldi abi. Pardon dedi. Bizim şu en bak ciddi söylüyorum. Bu mağazada sinir olduğum şeylerden biri. Sayın hanımefendiler, sayın kadınlarımız anılmasın ama. Abi kadınlar bir yeri sorarken hepimiz burada biz polis memuruyuz. Adres bilmek zorundayız. Kapı açılıyor. Demlenme nerede? Herkes hazır oldu, söylüyor yerine. Dönüyor gidiyor abi. Ne pardon, ne affedersin, sen de o işe bak. Dikkat edin lütfen bundan sonra abi. Edeyim. Çok değişik abi. Yani bir adres, bizde erkekler zaten adres sorarken yıkılıyor yani. Tabii, utanır. Soramaz. Karizma yerle bir olmuş. Yani geyik olacak ama şimdi anladım. Geçen gün burada bir olay yaşadık abi. Yani gülmekten öldük artık. Bir adamcağız böyle kanter içinde. Sinirden bitmiş, elinde bir koli var. Çaresizce girdi içeri. Ya abi dedi. Şu dükkan nerede abi dedi. 45 dakikadır dolaşıyorum, ellerim koptu dedi. Baktım, su. Yeni açılan bizim mağaza. O Miyosu mu o? Miyosu, Miniso'nun yanı. Suk diye okunan, Şuk yazıyor böyle. Design Store içerisi. O da keyifli bir yer yani. Görmesini isterim herkesin. Çok farklı bir mağaza. Karaköy'dekini içerisi mi? Karaköy'dekini buradaki. Yani etkinlikleri falan da çok keyifli. İleri git 20 metre sonra sağda dedim. Böyle bir dondu. Yani hani gerçekten böyle bir şey var. Yani. Sonra ben adamı 10 dakika sonra şeyde gördüm, banklarda gördüm. Böyle tam... Keşke de önce sorsaydım. Ya niye böyle bir şey var? Bende de var abi, sormuyorum. Ben de sormuyorum. Buluruz diyorum. Ben soruyorum abi. Gerek yok. Soruyorum. Yürümeye gerek yok. Default'ta sormamak var bende. Ama şöyle bir problem var. Herkesten aynı cevap alıyorsun. 100 metre git, sakin. O var. O da şey, reverse hastalık. Bilmesek bile bilme zorunluluğu. Orada anlıyorsun ama onu söylediğinden. O suuk. Baba tarafı Alanyalı, ona şey diyor, Konyalı gibi yol tarif ediyorsun derlerdi. Öyle mi? Genelde onların iç içe ya. Alanya'da Konya, Konya'da böyle tarif ediyor. Hani az ileride hani böyle yani git de işte başımdan gitsen, hayır diyeyim mi, bilmiyorum diyeyim mi, gitsin. Ha yol diyor yani. Ha yol diyor. Benden geçsin. Benden geçsin. İleride 50 metre git tekrar sonra. Git gel Konya 6 saatin açılımının ben bu olduğunu yeni öğrendim biliyor musun? Konya'dan komşu ilin merkezine gidiş 3 saat. Etrafındaki bütün komşulara. Yani Konya git gel 6 saat. Antalya. Ankara, Antalya hepsine 3'er saatmiş abi. Git gel 6 saat oradan geliyor. Yani gerçekten fiziken 3 saatte gidip geri geliyorsun yani. O tam Göbek'te ova var. Sınırdan sınıra 3 saat böyle. Değişik bir şey. Ben de bunu bilmiyorum. Evet. Buradan anlaşıldığı gibi Lego'dan nereye gitti konu. Bir şey konuşuyorduk ama adresi. Lego Ideas demiştik en son. Abi bu öldü. Ideas'tan. Ideas'tan. Peki. Şimdi yeni nesil çok güzel bir şey var. Benim bir karım var mı buradan diyor. Ideas'a yüklenin tasarımı. Var. Şeysinden pay alıyorsun. Yapılırsa. Yani dolayısıyla her 3 ayda bir tane belki yapıyorlar. Kesin değil. Ama ben işte son birkaç senedir 3-4 tane gördüm. Peki abi sen gönderiyor mu? Göndermedim. Yani hiç. Fikrim olsa göndereyim. Yani güzel bir fikrin olması lazım. Ama o fikri güzel
şey yapman lazım. Yani sadece figürleri değil, dizayn da yapman lazım. Yani Matrix'in bir sahnesinin şeyini yapacaksın Legolarda. Hmm. Zaten tamam. Ben anladım. Sonra... Diyorum ki karakteri en fazla nasıl kombine edebilirsin? Evet. Gibi. Orada can alıcı bir sahneye çekeceksin. Evet, mesela. Şeyin işte şimdi işler karıştı evet. Şimdi ama tek dergin oturma odası mesela. Öyle şeride köşesinde oturuyor. Arkada şeysi var, o board vardı galiba, üzerinde şeyler yaptı falan. Öyle şeyler falan var yani. Ne enteresan ama millet milyonlarca para harcıyor saha araştırması diye. Neler yapılır bilmem ne falan filan diye. Lego işi çok interaktif çözmüş yani. Evet, evet. Payını da veriyor yani. Ve hem küçükler hem büyükleri çekebiliyor. O çok büyük, önemli olan yani. Varsa o yüzden Lego abi herifler yani. Değişik. Varsa fikriniz God of War. God of War mı diyorsun? Mesela. Ya, ya Lego'ya uyumaz çok kanlı bence. Ha doğru. Ama bak Ghostbusters ne kadar zayıf. Ghostbusters çok güzel tabii. Savaş kelimesi de geçiyor mesela. Ben mesela marka şeyim olsa herhalde evet, vardır. Evet, kullanmak evet, istemez evet, yani. Evet. Star Wars var ama o farklı tabii. Mario'yu yapmamışlar mı ya bugüne kadar? Mario'yu yapmadılar şey de. Nintendo'dan dolayı yapmamışlar. Şey de yok. Star Wars, Star Trek de yok mesela. Gerçi Star Trek'in custom'ları var. Yine. Ben de Star Trek, Star Wars'ı çok mesela. Ben hiç ilgilenmiyorum öyle şeyler. Uzay meselesini sevmiyorum. Ya ben Fransız kültürünün çizgi filmlerini seviyorum. Mesela onlarda da kan yok işte. Tenten, ha, evet. Red Kit, Asterix. Tenten'in de kendi şeysi çıkmadı mesela Lego'dan. Yine o da başka yerden alabildiğin. Orada da bir şey de var galiba. Her ülkeler arası bir milliyetçilik var orada. Ha, olabilir. Yani kültür ihracatında bir sınırlama var. Bu kültür ihracatını da şeyde duydum ben. Londra Olimpiyatları 2012'ydi galiba. Açılış töreni abi David Beckham'dan Harry Potter'a, Kraliçe'den Gaspoy'una kadar her şeyini getirdiler. Yani rock'n'roll öyle çıkıyor ya, Amerika'da müzik sektörü Amerika'nın elinde diye başka bir şey yapıp rock'n'roll'u buluyor İngilizler. Ondan işte hepsi İngiltere menşeli. Bizde de kültürde esasında acayip ihraç kabiliyeti var ama bir türlü olmuyor esasında. Bizde olmuyor. Bizde mevzu Legon'un şey geliyor. Legon'un yaptığı Ideas'ı Kültür Bakanlığı Ideas yapsa da mesela yaptı oradan yürü. Yaptı mı? Ne çıktı abi? Kendi etrafına dönen evet. Robota 1 milyon TL'lik yatırım çıktı. Ben kapattım abi. Gidiyoruz. İyi akşamlar. Mevlevi robota. Ya bak bu da homur dönüyor orada Buda'ya. Görüyor musun? Yani hakikaten bizde ideas oldu. Gerçekten. Tabii arada bir sürü aracı vardır. Onlar almıştır payını. Çocuklara 5 milyon lira falan kalmıştır da. Yani. Vah vah vah. Çocuk dediğin yeterli. Yaptılar bunu. Ben hala inanamıyorum. Ben geçen gördüm. Dedim ki. Tamam. Dönüyor yani. Hani jiroskop olsa bari dersin ki hani. Bir hayvan var mı? Elektrik olma. Üretiyor mu? Hayır canım dönüyor. Dönüyorsun. Ama robot. Devrim. Ya şöyle söyleyeyim. Ben ilk oyuncak arabam kırıldığında motor elime geçmişti küçükken. 4 yaşında önüne yapmıştım aynısını. Harbi. Allah Allah. Bu da yeteneği. Dönen bir şey yapmıştım yani böyle üstüne. O balerinle müzik kutusuna falan çok özeniyordum böyle küçükken. Çünkü hani yoktu yani. Biz hep filmlerde gördük böyle. Hep bir de her sahnede bir hediye edeyim müzik kutusu ya da bir şey olurdu, ne bileyim. Benim yapabildiğim tek şeyler, sizin bir vlogda vardı Timur'la beraber yaptığınız, Selanik Pasajı'nda alınan devreler. He, onu da Timur abi yapıyor, ben mesela onu anlamam. Ya onu ben de yapardım ama benimki daha çok mekanik böyle. Falan filan vardı üstünde, bir de fizik derslerinde biraz gösterirlerdi. Mesela çarklardan falan yapardım böyle hani. Kırılan oyuncakların çarkları mesela tahtalara böyle şey çivi çakarak top oynardık ya mesela. Aynı mantıkla. Onları işte o çarkları öyle geçip motorla bir yerden döndürüp hani bir şey yaptırdım. Ne bileyim artık bozuk parayı oraya taşıttırdım falan filan. Onları yapıyorum. Ben hiçbirini yapamadığım için finansçı oldum zaten. Yani hiçbir zaman mühendis olamadım yani. Ben de mühendisliyim, ben de ekonomiyim de. Babam çok gösterirdi bana elektrik, yani lehim falan yapmayı bile sonra pes etti adam. Ben fiziğe çok meraklıydım, matematik de fena değildi ama. Konu Lego'dan nerelere geldi? Kapanalım bir sonra sohbet ederiz. Sen bunu bir yerde kesersin abi. Evet o zaman teşekkür ederiz. Vallahi çok keyifli sohbet oldu. Lego gelmiş diye hani bakalım diye böyle heyecanla geldik. Burada bir buluşma yaptık. Oldu. Ama işte. Bir de kafalar denk. Güzel geçiyor vakit. Oynayan arkadaşlara da teşekkür ederiz ayrıca. Aynen. Ve izin verdikleri için bize bizim gibi, benim gibi diyeyim daha doğrusu. Estağfurullah. Daha doğru ben kumandayı almadı benim. Bak dikkat et. Allah sağ olsunlar. Bir şey öğrenir gibi oldum yani. Suya atlamayın. Onu öğrendim. İçini sıkılıyor valla çıkana kadar. Bugün öğrendik. Suyu atlamayın bugünü. Ben bunu öğrendim. Tire de bilmeyin abi. Tire de bilmeyin. Abone olun. Kendinize bakın. Ve o Instagram şeylerini cevaplamak isteyen varsa sürpriz soru. Hani bir CD alırım, kazanırım, oynarım ben de diyen varsa. 23 Nisan'da şimdiden takip edin Overgame Kayan'ın hesabını. 23 Nisan'da sorakları soruya doğru cevap verirseniz. Ara ara yapın bence böyle şeyler. Yapacağız. Şimdi yani açıkçası Twitch izleyicisinin oturmasını bekliyoruz. Her yayın, mesela bu haftaki yayında şöyle başlayacak. Twitch yayını boyunca Twitch'te oynadığımız oyun ekstra indirimli satılacak web sitesinde. Aa süper. Aa. Güzel iş. Peki yüzde kaç indirim olur? 20. İyi değil mi? Bir oyunun fiyatına göre değişir.
Bloodborne oynuyoruz. Normal fiyatı şimdi yanılmıyorsam 199 lira mı 169 lira mı ne? 199'muş. 40 lira indirim. Bir de ekin kollamadan verelim. 10 da oradan gelsin. 50 lira. Bloodborne indirimi. Yeter. Güzel abi, o iyi para. Ay yoruldum ya. Bu arada akşam daha kapandı hani, siz bilmiyorum ne zaman hep ışıkta aynı görüyorsunuz da. Soru geldi ama. Saat 10.30 falan olmuş herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. 11 olmuş. Tepemizdeki evet. Oksijeni kapattılar. Oksijeni evet. Diye. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay.